Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere benim için ve tabii ki de tüm dünya için inanılmaz önemli ve çok değerli bir aileyle birlikteyim. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi, Hazretlerini doğru söyledim değil mi? Evet. Çelebim. Hazreti Mevlana Muhammed'in Celaleddin Rumi. Tam doğru söylenişi. Evet, Muhammed Celaleddin'i koymuşlar ismini doğduğu zaman Hazreti Mevlana'nın. Celaleddin büyük babasının ismi. Ona izafeten koymuşlar. Ama Mevlana ve Rumi kelimeleri ismine sonradan ilave olmuş. Mevlana Efendimiz demek malum. Rumi de Diyar-ı Rum, yani Doğu Roma İmparatorluğu o zaman Anadolu'dan yeni çekildiği için Rumeli diyorlar. O da yaşadığı yeri belirtiyor. Bu kelimeler sonra ilave edilmiş. Ama literatürde şöyle bir şey de var, Belhi Rumi de diyorlar, doğduğu yer Belh olduğu için. Sizin evet. Şey beni çok etkilemişti, ben Esin Çelebi Bayro'yla kendisinin de kabul etmesiyle Hürriyet için röportaj yapmıştım, mutlaka okuyun. Ve o röportaj esnasında Çelebi'm şey demiştiniz, hani bazı kesimler Rumi diyor, bazı kesimler Mevlana diyor. Ama ismini aslında tam olarak kullanmak çok önemli. Onu demeniz beni çok düşündürmüştü ve çok etkilemişti. Bir de şey demiştiniz, bir sürü kişi Hazreti Mevlana'nın sözlerini hangi sayfadan ve hangi satırdan, yani tam yanlış söylüyorsam siz şey yapın, yazmıyorlar altına. Evet, bazı evet. Mevlana'nın söylemediği şeyleri de Mevlana söyledi maalesef diye yazıyorlar. O yüzden onların yazılması çok daha doğru olur demiştiler. Buradan da duyuruyoruz. Evet. Hazreti Mevlana'nın ailesinin özel olarak bu gerçekten çok istediği bir şey. Ve benim gerçekten çok saygı duyduğum bir ailesiniz. Şunu hemen bağlayıp söylemek istiyorum. Yani herkesin zaten çok saygı duyduğu bir ailesiniz. Yani dünyada çoğu hanedan, imparatorluk bile birkaç yüzyıl devam edebilmiş bazıları. Hani sizinki tabii imparatorluk yani öyle bir şey değil ama bir kalp imparatorluğu aslında. Manevi sevgi tahtı aslında, kalp gönül tahtı. Mevlana'dan bu zamana 800 yıl olmuş ve 800 yıl boyunca yani Osmanlı'dan bile önce topraklarda 800 yıldır Mevlevilik, Çelebilik devam ediyor. Ve aynı zamanda insanların sevgisi ve saygısı devam ediyor. Ve hala şu an hem İstanbul'da Nişantaşı'nda hepiniz arkadaşlar gidin mutlaka. Bu şeyin YouTube kanalının altına link olarak da aynı zamanda diğer bilgilerini de mutlaka koyacağız. Girin, takip edin ve mutlaka şey yapın. Çok değerli. 800 yıl bir köke sahip. Yani çok daha evet. ötesi aslında. Vakıfta devam ediyor. Ve o zamandan bu zamana devam ediyor. Bu nasıl oluyor Çelebim? Yani bu sevgi, bu kadar zamandır bu şey, bunun şeyi nedir? Evet. Biz Hazreti Bendeniz 22. kuşak torunuyum. Kızım evet. Azra 23. kuşak torun. Torunlarımız gene aynı şekilde. Ben bundan çok memnunum ve de paylaşmak istiyorum. Torunlarım konuşmalarıma, konferanslarıma gitmeyi istiyorlar. Kendileri annelerinden talep ediyorlar. Ve geldikleri zaman da benimle aynı kürsüyü paylaşıyorlar. Çok değerli. Evet. Bir fotoğrafınızı görmüştüm. Yanınızda evet. ufak bir, yani oğlum. Daha yaşça çok evet. genç. 5 yaşında yani oğlum. Çok 5 yaşındaki evet, oğlum, oğlum da yanımda geliyor. 10 yaşında da iki torunum var. Biri Azra büyük kızımdan, öteki de Esra küçük kızımın kızı. Onlar da büyük keyif alıyorlar. Bu şekilde büyüyorlar ve bu şekilde öğrenip, yani zorlamadan, mecbur etmeden, güzellikle, hoşlukla anlatarak. Bizler de öyle büyüdük. Çocuğum odana git demediler bize. Büyükler konuşurken onların konuşmalarını dinledik. Bu şekilde öğrendi birçok şeyi.
Hatta büyükannem bize masal anlatırdı. O masalların mesnevi hikayeleri olduğunu ancak büyüyüp de mesnevi okumaya başladığımız zaman öğrendik. Tabii nesilden nesile aktarılmasının en büyük nedeni Hazreti Mevlana'nın oğlu Sultan Veled, torunu oğlu Arif Çelebi Mevleviliği tesis etmişler. Bir okul gibi açmışlar ilk Mevlevihaneyi Konya'da. Hazreti Mevlana'nın öğretilerinin nesilden nesle aktarılabilmesi için. Şu anki müzenin olduğu yer mi? Evet, şu anda Hazreti Mevlana Türbesi'nin de olduğu yerde evet, müze olarak açılmış. Bu da Atatürk'ün dehasını gösteren bir şey aslında. 1925'te Gazaviye Kanunu'yla bütün tekeler kapatılırken babamın dedesi Makam Çelebi'si yani Mevlevilerin başındaki kişi ona diyor ki siz Mevleviler bilginizde yaptığınız çalışmalarla Türklere büyük bir iyilik yaptınız. Ve orada siz bana dedenizle Atatürk'ün beraber bir fotoğrafı evet, var. Evet. Belki şeyde kanalda gösteririz. Bir fotoğrafı var. Orada gördüğüm zaman çok etkilenmiştim. Ben Atatürk'ü hiç öyle bir öyle görmedim. Öyle İnsanlar bir beden dilinde. Evet, öyle bir beden dilinde görmedim hiç. Yani o fotoğrafı görenler kendileri yorum yapsın. Ben doğru, bir şey söylemeyeyim. Bir adım arkada ve büyük dedemize göstermiş olduğu saygı yüzünden, duruşundan belli. Gerçekten çok güzel bir fotoğraf. Ve işte Hazreti Mevlana'nın oğlu Sultan Veled, torunu oğlu Arif Çelebi, ilk biz okul diyebiliriz Mevlevihanelere çünkü gerçekten çok iyi eğitim vermişler. Arapça öğretmişler, Farsça öğretmişler, iyi bir Osmanlıca öğretmişler. Yani ruhu terbiye ederken evet, ilmen de yükseltmişler, bedenen de büyümüş o gençler orada ders yaparken, çalışırken. Ruh çağını aşmış kişileri kabul ediyorlar ve onları yetiştiriyorlar. Ki günümüzde en çok aslında ihtiyacımız olan çok, şey aynı çok, zamanda. Evet, keşke evet, bütün okullarda, bütün üniversitelerde, Türkiye'nin bütün ilkokul, ortaokullarında da Mevlevilik diye bizim özümüzden bir dil ders olsa yani, benim kendi şahsi can gönülden bir isteğim olabilir. Çünkü ben sizinle tanıştıktan sonra Çelebi'm daha başka açıkçası. Müslümanlığa da her şeye de çok daha başka bakmaya ve algılamaya başladım. Çok insanın, herkesin sizinle tanışmasını dilerim açıkçası. Çok çok değerli. Peki yani nedir? Ya tabii bunun çok doğru bir sır, yani doğru bir bilgi olduğundan dolayı tabii bu kadar zamandır devam etmiş ama bu 800 senedir ailenizin bu kadar devam etmesi, yani bu Mevleviliğin devam etmesi, bugün vakfın buraya gelmesi, insanlara hala hizmet sunuyor olmanız nedir buradaki sır? Kalbinizdeki sevginin gücü mü? Evet. Büyüklerimiz bizi yetiştirirken şöyle dediler. Madem ki bu aileye doğdun, madem ki Hazreti Mevlana torunusun, o zaman hizmet etmen lazım. Bizi hizmetle büyüttüler. Ve hizmet ederken çok şey öğreniyorsunuz. O öğrenirken kendinizi terbiye ediyorsunuz, kendinizi tanımaya başlıyorsunuz. Kendinizi sevmeye başlıyorsunuz ve o sevgiyi de etrafınızda paylaşıyorsunuz. Ben inanıyorum ki kendini sevmeyenin sevgiyi bilmesinin imkanı yok. Kendini sevmeli, kendi değerinin farkına varmalı ki insan karşısındakileri sevebilsin, onlara değer verebilsin. Kendinde başlayacak. Zaten şöyle bir sözü var, paylaşmama izin verirseniz. Diyor ki, bir can var canında, o canı ara. Beden dağındaki gizli mücevheri ara. Ey yürüyüp giden dost, bütün gücünü ara. Aradığını dışarıda değil, kendi içinde ara.
Hazreti Mevlana'nın bu sözü bize çok şey anlatıyor. Çok şey anlatıyor. Bugün işte insanların birçok halinin cevabı burada diye düşünüyorum. Çünkü Allah her zaman bizimle beraber. Kesinlikle. Çelebi, ben şey sormak istiyorum. Mevlevilik o zamandan bu zamana devam etti. Bugün de insanlar vakıfa gidebiliyorlar ve vakıf sayesinde bazı bilgilere ulaşabiliyorlar. Vakıf nerelerde var ve neler yapıyor? Etkinlikleri neler? Önümüzdeki döneme dair projeleriniz neler? Çok sorun var açıkçası. Evet, hemen bir kısmını ben bir kısmını. Evet, ben Şebi Aruz'a gittim arkadaşlar bu Aralık ayında. Gitmeyenleriniz varsa mutlaka gidebilmenizi çok tavsiye ederim. Tabii Şebi Aruz zaman dışında da gidebilirsiniz mutlaka. Geçen sene Nisan ayında Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü'ne katıldım. Çelebi'mle birlikte, Esin Çelebi Baru ile birlikte. Çok etkileyiciydi benim için. Mevlana'nın Karaman'dan ailesiyle beraber Konya'ya ilk göçüşü. O gençler, herkes yürüyor, o kadar yol. Akşamları çadırlarda kalınlar. Akşamları çadırlarda kalınlar. Beş gün süren bir yürüyüş. İnanılmaz bir şey. Mutlaka katılmalısınız. Şimdiden gelecek sene o zamana vakfa başvurabilirler, değil mi? Evet. Başladı, evet. Nisan sonunda inşallah yapacağız. Nisan sonu Mayıs başı gibi yapıyoruz. Tarihler bellidir. Evet. Zaten şimdiden başvurabilirsiniz. Çadırlarda kalıyorsunuz. Orada yemek falan nasıl oluyor? Belediyeler bize destek veriyorlar, sponsorluk yapıyorlar. Ve gerçekten mesela izciler çadır veriyorlar, uyku tulumu veriyorlar. Yani hepsine de teşekkür ederim, gerçekten bizi destekliyorlar. Jandarma, yani her türlü koruma da yanımızda. Tabii. Evet, polisler vesaire gördüm ben. Ediyor. Evet, polis olan yerde polis, jandarma olan yerde jandarma. Zaten i̇şte, belediye başkanı, valiyle vesaire bir açılış şeklinde Mevlana'nın şeyin annesinin türbesinden başlıyor. Evet. Çok ve Hazreti Mevlana'nın türbesinde de 3 Mayıs'ta sona eriyor. Orada da vali, belediye başkanı ve Konyalılar bizi karşılıyorlar. Evet. Onlarla yürüyoruz. Bu süreçte sizler oluyorsunuz. Mevlevi dedeler oluyor. Akşamları, evet, ve gün içinde sohbetler yapılıyor. Müthiş dönüştürücü ve çok değerli bir yolculuk. Kişisel gelişimine önem veren, dönüşüm geçirmek isteyen herkesin katılmasını çok tavsiye ederim. Peki, vakıfta neler oluyor? İnsanlar nelere katılabiliyorlar? Nasıl dahil olabiliyorlar? Merkezimiz İstanbul'da. 1996'da babam Celaleddin Bakır Çelebi'nin isteğiyle kuruldu vakıf. Ve bundan 6 sene evvel Konya'da şubesini ben açtım. Siz açtınız. Evet, Konya şubesini. Zaten oradan da gelemez oldum İstanbul'a. Çünkü dünyanın her yerinden insanlar oraya geliyor. Mümkün olduğunca çok insana anlatmam gerekiyor, bilgiyi paylaşmam gerekiyor. Bunun dışında tabii onlar geldikçe, tanıdıkça kendi ülkelerine davet ediyorlar. Ki ben bu son zamanda İran, hemen iki, evet, geldim, 2 gün sonra Pakistan'a gittim. Bir 10 gün kadar Pakistan'da kalıp geldim. Şimdi önümüzdeki Mart ayının 10'unda kızımla da beraber gelecek, bize tercümanlık yapacak. Öyle birine ihtiyaç oluyor her zaman. Ve Sema grubu, müzisyenler hep birlikte Tanzanya'ya gidiyoruz. Çünkü Tanzanya'dan davet aldık. Siz, ben sizi bu arada Esin Çelebi Bayrı'yı devamlı Facebook'tan ve Facebook'tan ben takip ediyorum. Facebook'tan özellikle takip edebilirsiniz. Ben kendisini devamlı takip ediyorum. Devamlı bir davetler alıp devamlı konuşma, evet, yapıyorsunuz. Devamlı bilgiyi paylaşıyorsunuz. Evet, evet. Çok değerli. Evet, evet. Facebook'ta da Esin Bayrı diye şey yapabilirim. Instagram'ı bu kadar çok şey kullanmıyorsunuz. Instagram'a daha alışamadım doğrusu. Ama Facebook'ta çok iyi. Instagram'da da varsınız ama. Instagram'dan da şey yapabilirler, evet, ama benim Instagram'da çok takipçim oldu. Onu daha çok vakfı olarak.
takip edebilirler. İstanbul'da yapılanları en iyisi... Bunu tekrar söyleyeyim. Instagram'da arkadaşlar Uluslararası Mevlana Vakfı. Mevlana Vakfı olarak mutlaka takip edin. Ben Instagram'dan da hani takip ediyorum ama mutlaka özellikle aşağıda olacak. Aşağıya linki koyuyoruz. O şekilde de şey yapabilirsiniz. Facebook'ta da var sayfamız. Facebook'ta da var, Instagram'da da var. Koyuyoruz. Koymadıysak da bulun. Ama koyuyoruz.